Ja, mit Akin, nachdem wir gehört haben, wie es in der Türkei aussieht, wie sich die Krise dort auswirkt und auch insbesondere im Osten der Türkei, will ich hierher zurückkommen, nach Berlin. Als Aktivist der HDK hier in Berlin, wie ordnest du denn da den Besuch von Erdogan am Freitag hier ein? Bir aktivist olarak ben Erdoğan'ın Almanya'da bu şekilde ağırlanıyor olmasından açıkçası sadece kızgınlık duyuyorum. Ve bunun genel buradaki Türkiye'li Kürdistanlı muhalefet açısından da ortak bir ruh hali olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Alman solu açısından da diyebiliriz belki. Yani az önce Nazan bahsetti, Türkiye'deki muhalefetin durumu, Kürdistan'da yaşananlar. Yani en ufak bir muhalefet hareketinin bile şiddetle bastırılmaya çalışıldığı otoriter bir rejim inşa edildi ve bu otoriter rejim kendisini giderek ve giderek daha perçinliyor elinden gelen her fırsatta. Ve tabii ki şunun da farkındayız, bu ekonomik krizden dolayı Erdoğan rejimine sağlanacak olan her türlü destek Türkiye'nin ezilenlerine, Türkiye'nin işçi sınıfına, Türkiye'de mücadele eden, direnen herkese daha çok şiddet, daha çok otoriterizm olarak geri dönecek. Ancak buna rağmen Almanya hükümeti ve Almanya devleti diyelim 100 yıllık bu Türkiye Cumhuriyeti ile olan işbirliğini devam ettirmekten yana oportunist bir tutum aldı. Böyle diyorum çünkü bir sene önce baktığımızda aslında rüzgarlar bambaşka yerden esiyordu. Hemen çok kısaca hatırlarsak bir sene önce 2016 sonunda 2017'nin başında Türkiye'de başkanlık rejimi anayasal bir değişiklikle parlamentoda geçirildi. Bir yandan bunu, bir yandan o hal varken, Türkiye'de olağanüstü hal varken bir referandum süreci başlatıldı ve muhalefet üzerindeki baskıyı arttırdılar. Ve bu baskı o kadar şiddetlendi ki artık Alman gazeteciler, Almanya'dan giden insanlar bile bu baskının, bu baskıya maruz kalmak durumunda kaldılar. İşte Deniz Yücel tutuklandı, Meşalet Dolu tutuklandı, başka tutuklanan Türkiye'deki binlerce aktivist oldu. Ve bu sürecin sonunda yani Erdoğan buraya gelmek istediği için, referandumda Almanya'da oy kullanacak olan Türkiye'lilere dönük de propaganda yapmak istediği için devlet imkanlarını da kullanarak buraya gelmek istedi. Ve biliyorsunuz o dönemde buna izin verilmediği için Almanya hükümetinin başkanı Merkel, hükümet gazetelerinde tam sayfa olarak bir Adolf Hitler olarak resmediliyordu, bir Nazi olarak. Ve aynı zamanda Erdoğan da bu terimleri sıkça üretti, Almanya için Nazi terimlerini kullandı vesaire vesaire. Tabii ki bunların samimi ifadeler olduğunu düşünmüyorum ama var olan bu kriz, bu politik kriz yani belli sonuçlar da doğurmuştu o dönemde. Mesela Hermes kredileri Türkiye'ye yatırım yapan Alman şirketlerine tanınan bu kredilerde bir üst limit getirilmişti, yıllık 1,5 milyar euroluk. Gümrük Birliği'nin genişletme anlaşmaları, müzakereleri o dönemde vardı. Bunlar durduruldu. Ve şimdi öyle bir noktaya geldik ki hani bütün bu kriz unutulmuş durumda. Aslında üzerine iki taraftan da çok bir şey söylenmemesine rağmen kapalı kapılar ardında biliyorsunuz belli görüşmeler oldu. Deniz Yücel bırakıldı, Meşalet Ulu bırakıldı, bazı şeyler oldu. Ne verildi, ne alındı hiçbirimiz bilmiyoruz. Ve dolayısıyla şimdi böyle bir aşamaya geldik. Yani ben bu ziyareti açıkçası hani Erdoğan'ın yürütmekte olduğu sembolün yeni bir halkası olarak değerlendiriyorum. Erdoğan'ın izlediği Türkiye'deki siyaset Erdoğan'ın uluslararası anlamda giderek yalnızlaşmasını getirdi. Türkiye'de bütün komşularıyla bir şekilde kavga içinde olan ve bazıları da savaş içinde olan bir ülke haline geldi. Her tarafla atışan Avrupa Birliği ile, Amerika ile, başka ülkelerle yani kendi bölgesel bir alt emperyalist ülke olarak kendi bölgesel çıkarları için mücadele eden bir ülke olarak giderek yalnızlaştı. Ve şimdi ekonomik kriz yani var olan yapısal ekonomi politikalarının ortaya çıkardığı bu yapısal kriz oldukça derin bir şekilde hükümeti sarsınca bu sefer bir dost ihtiyacı ortaya çıktı ve bu dost da tabii ki işte 100 yıllık dost Almanya'dan, Almanya ile gideriliyor. Yani bence Erdoğan burada bunu yapacak asıl olarak. Yani Almanya gibi benim büyük bir dostum var. Aslında işler o kadar da kötü değil. Bakın Türkiye olarak uluslararası meşruluğumuz var ve bunu kendi Türkiye'deki otoriter rejimini daha da perçinlemek için ciddi bir fırsata dönüştürecek. Almanya ise baktığımızda kendi kısa vadeli çıkarları için hem
Türkiye'nin krizinin büyümesine engel olmak istediği için ama hem de aynı zamanda bu krizi kendisinden bir fırsata çevirmek istediği için bütün bunları göz yumacak.